Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere Uranüs'ün Boğa burcundaki uzun transitinden bahsedeceğim. Zira önümüzdeki Mart ayında, 6 Mart tarihinde artık Uranüs 2026 yılına kadar kalacağı Boğa burcuna tam olarak yerleşmiş olacak. Ve burada tabii Uranüs bir burçta ortalama olarak 7 yıl kalıyor. Gerçekten de 7 yıllık süreçler insan hayatında çok önemli bir takım değişimleri, bir takım yenilikleri ve döngüsel açıdan önemli noktaları esasında ifade ediyor. Zira Uranüs bir burcu 7 yılda ilerlerken Satürn gezegeni de haritamızın bir çeyreğini, yani 3 burcu yaklaşık olarak 7 yıl gibi bir sürede ilerlemiş oluyor. Ve bu Satürn'le Uranüs'ün dengesi çok önemli. Zira bu iki gezegende hep bir şeyleri değiştirmek ve yenilemekle alakalı. Yani hayatımıza baktığımızda sürekli bir dinamizm var. Bir şeyleri değiştiriyoruz, yeniliyoruz, yıkıyoruz, yeniliyoruz, yeniden sonra kurmaya çalışıyoruz, inşa etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla Uranüs hayatımızda bu yenilenme, güncelleme ve değişime adapte olabilme sürecini anlatıyor. Satürn ise inşa etme, toparlama, yeniden somut hale getirme ve daha istikrarlı olma, daha belki öngörülebilir olma koşullarını anlatıyor. Boğa tabii zaten istikrarı ve ekonomiyi, parayı, güveni, sağlam olan, somut olan şeyleri anlatan bir burçtur. Yani Boğa böyle çok komplike olmayan, karmaşık asla olmayan, daha pratik, sağlam, güvenilir olan konuları anlatır. Ancak Uranüs sarsıcı bir gezegendir. Uranüs uyandırıcı bir gezegendir ve çoğu zaman hani kibar bir dille söylersek Uranüs değiştirir. Ama daha açık söylersek Uranüs yıkarak değiştirir. Uranüs biraz sarsar ve bizi silkeleyebilir. Dolayısıyla önümüzdeki 7 yıllık süreçte özellikle ekonomik alanda kendimizi güvende hissettiğimiz konularda ya da çok alışık olduğumuz, hep öyle giden, hiç değişiklik olmamış olan konularda dahi yenilikler, değişiklikler ortaya çıkacaktır. Yani bunu bir kere altını çizelim. Zaten bir sonraki videoda Uranüs'ün Boğa burcundaki geçişini yükselen burçlara göre de anlatacağım. Şimdi bunu bir kere aklımızda tutalım. Yani Uranüs'ün Boğa'daki geçişi özellikle hayatımızın pratik yönüne, uygulama yönüne, somut taraflarına çok büyük bir değişiklik, yenilenme getiriyor. Fakat bunu, bu değişikliği, bu sarsılmayı sadece olumsuz olarak düşünmeyelim. Çünkü gerçekten de hayatımızda yenileyeceğimiz, değiştirmemiz gereken noktalar da olabilir. Yani bir şeyler hep aynı şekilde yapıldığı zaman artık yeknek saklaşmaya ve bir çeşit durgunlaşmaya, paslanmaya başlar. Dolayısıyla Uranüs bir yandan da hayatımıza bir değişim, yenilenme imkanı da getiriyor. Ancak tabii olayların biraz maddi taraflarında daha istikrarsız koşullar var. Fakat yine de yaratıcılığımızı, mesela Boğa özellikle sanatla çok yakından alakalıdır. İnşaatla, yine toprakla alakalıdır, mimariyle alakalıdır. Dolayısıyla içerisinde mesela toprağa ait şeyler, tarımla ilgili konular ya da üretim, içinde üretimin ön planda olduğu konular, estetik alanlar, bütün bu konular Uranüs'ün yenilenme alanına girmiş olacak. Burada bu 2026 yıllık, 2026 yılına kadar olan sürecin içinde özellikle 2021 yılında, yani Uranüs Boğa'ya girdikten sonra 2021 yılında Satürn'le, Satürn çünkü Saka burcunda olacak, Satürn'le Uranüs arasında bir kare açı var ki bu
Oldukça tansiyonu yüksek bir kare açı. Zira Satürn dedik ya, inşa etmeyi anlatıyor. Uranüs'te güncellemeyi ve yenilemeyi anlatıyor. Dolayısıyla iki sabit burç arasında çetin bir mücadele olacak. Fakat ilginçtir ki Satürn hangi gezegenle açı yapıyorsa esasında o gezegenin enerjilerini enkarne ediyor demektir. Yani daha çok somut hale getiriyor, dünyevi hale getiriyor demektir. Dolayısıyla esasında 2021 yılında bu Uranüs'ün enerjileri daha da yüksek oranda ortaya çıkacak demektir. Değişiklikler, anilikler, şoklar, sarsıntılar, bütün dünyada da bu tabii dikkat çekecektir. Dolayısıyla bir özellikle de bu değişimin en önemli safhası 2021 olacağı anlaşılıyor. Ve biz tabii ki bu değişimi esasında kaçınılmaz olarak tabii adapte olmak gerekiyor. Ve bu değişim belki bizi pek olduğumuz yerde çok sakin ve huzurlu bırakmayabilir. Fakat biz aynı zamanda, yani böyle bir dönemde olaylar karşısında, özellikle ekonomik anlamda, parasal anlamda, iktisadi anlamda daha esnek planlar yapmak, çok böyle tek bir noktaya odaklanmaktan ziyade risklerimizi değişik noktalara dağıtmak daha iyi olacak gibi gözüküyor. Şimdi bu değişimin, bu yenilenmenin, yani Uranüs Boğa'nın getirdiği değişimin özellikle yükselen burçlara göre olan temalarından, bazı ana temalarından size bahsedeceğim bir sonraki videomda.